Merhaba arkadaşlar. Bugün gerçekten son iki gündür meydana gelen şehit haberleriyle sarsıldık, yüreğimiz yandı ve e, üzüntümüz sonsuz. Her şeyden önce bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. E, ailelerine sabırlar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Değerli arkadaşlar, cenaze merasimlerinde şehitler için hakkınızı helal edin deniyor. Aslında acaba biz mi onlara hakkımızı helal edeceğiz yoksa onlara onlar mı bize hakkını helal ediyor, ediyor mu etmiyor mu onu iyi düşünmemiz gerekiyor. Gerçekten samimi olarak büyük üzüntü içinde bütün Türk milleti. Sadece kınamakla da olmuyor, hep sürekli kınanıyor maalesef. Benim bildiğim 30 senedir, 40 senedir kanları yerde kalmayacak deniyor. Ve hep terörü kınıyoruz deniyor. Ama bir türlü sonuçlandırılamıyor terör. Öyle ki işte çözüm süreci içerisinde teröristler Serbestçe Türkiye'de silahlarıyla eğitim yaptılar. Ondan sonra akıl başlarına geldi. Onlarla tekrar mücadele başladı. Bu mücadele tabii ki dağlarda devam ediyor. Bazen şehirlere gidiyor. Ama asıl şehirlerden ve dağlardan çok Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teröristler var. Ve Gazi Meclisi maalesef başkan vekili olarak teröristler yönetiyor. Onlara da bu fırsat verildi. Öyle ki partilerin kapatılması zorlaştırıldı sözde. İsimler değiştirilerek teröristler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cirit atıyor. Türk milletinin vergileriyle besleniyor. Bunlara maaş veriliyor. Parti programlar propagandalar için onlara büyük meblalar aktarılıyor. Bütün bunları göz önüne aldıktan sonra siz hala terör lalet demeniz veya kınıyoruz demenizin hiçbir anlamı kalmıyor. Ve 12 yiğidimiz gitti. 12 yiğide do ben dolayı hiç olmazsa bayraklar yarıya inerdi. Bir üzüntü belirtilirdi. Yani halk zaten onu yapıyor ama resmi olarak bunlar yapılabilirdi. Neydi belirsiz kişilere? Bayrak yere inerken bu yiğitler için maalesef bunlar yapılmadı. Evet arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu sefer saymayacağım tek tek. Bunun üstesinden nasıl gelineceği meselesi son derece önemli. Tabii ki başta yurt dışından bunlar nasıl besleniyor? Yani Amerika olmadan veya dış güçlerin silah yardımı olmadan bu teröristlerin ayakta kalmaları mümkün değil. Başta müttefikimiz dediğimiz ABD bunu yapıyor. Onlar tarafından organize edilip onlar tarafından destekleniyor. İşte YPG dediğimiz ve zamanında e, Türkiye'de bunların tedavilerinin de yapıldığı peşmergelerin bunlara yardım için Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinden geçirildiğini göz önüne alacak olursanız aslında ne bir ufuk var ne gelecekle ilgili e, değerlendirmeler var. Bunlar hepsi Türkiye'de var olmuş konular. E, dolayısıyla ben e, tekrardan şunu söylemek istiyorum icra makamındakiler öf, terörü kınamazlar. Üstesinden gelirler. Bunların yapılması lazım. Muhalefetiyle aslında iktidarıyla fark etmiyor ki arkadaşlar. Bir araya gelmişler, imza atıyorlar sadece. Peki meclis denilen bir yer var. O mecliste oturun konuşun bunları. Ne oluyor kardeşim yani? Kimler bunlara destek veriyor? Ne gibi tedbirler olacak? Niye birlikte sadece şehitler verildikten sonra bir e, imza atarak kınıyorsunuz, oturup konuşun neler yapabiliriz diye? Madem ki bu siyaset üstü bir konu, vatanın geleceğiyle alakalı, niye o zaman bir araya gelip bunları konuşmuyorsunuz da sonra sadece kınama, öteki kınadı, öteki kınamadı diyorsunuz? kimin kınayıp kınamadığını da veyahut da hangi tedbiri alınıp alınmayacağını da o mecliste görürsünüz. Kimin terörist olduğunu da görürsünüz o mecliste. Kim bunlara karşı çıkıyor? Şimdi siz gizli oturum yapsanız ne olacak ki? Gizli oturumda terörizmi destek veren, Abdullah Öcalan'a sayın diyen bir parti orada oturuyor. Neyin gizlisin toplantısını yapacaksınız? Onlar orada otururken. Bütün Oradaki konuşmalar, her türlü tutanağa her şey ellerin altında olacak. Bu nasıl terörle mücadele olacak? Evet, yani, evet Türk şehitler istemiyoruz arkadaşlar da. Artık o kadar yıllar geçti. Neredeyse kanıksandı şehitler. Gazetenin bir köşesinde bir şehit haberi ancak alıyor. 12 tane olunca 6-6 olunca birazcık ilgilerini çekmeye başladı. Tekrar bir <laughs> alevlendiriyorlar ocağı. Peki yarın, üç gün sonra unutmayacaklar mı zannediyorsunuz? Üç gün sonra bunlar unutulacak. Görün. Söylediğimi görürsünüz ne olduklarını. E şimdi evet e Mirza Mirze, Mirzelioğlu Ankara'da Filistin'e destek yürüyüşü adına diyor. Hilafet isteriz diye miting yaptılar diyorsun. Bir tane de yürüsünler bakayım. Bu şehitlerle ilgili bir niye yürümüyorlar? Sadece Filistin'le ilgili yürüyorlar. Tamam orada bir İsrail soykırım gerçekleştiriyor. Doğrudur. Onunla da ilgilenelim. Ama sen kendi şehitlerinle ilgilenmiyorsan o zaman yapmış olduğun bu hareketlerin de bir anlamı kalmıyor. Samimiyetsizliğin ortaya çıkıyor. Hangi sebeple yaptığın ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, böyle bir e, anlayışı, böyle bir siyaseti kabul etmemiz mümkün değil. Aslında bugün çok farklı bir şeyler söyleyecektim. Yine de söylemeyi istiyorum. Çünkü şundan dolayı artık bazı şeyleri değiştirmek lazım arkadaşlar. E, hani adam demiş ya berber ön oturmuş. Saçım nasıl beyazlaşmış mı demiş. Az sonra önüne dökülünce görürsün demiş. Aslında önümüzde her şey yıllardır devam ediyor. Hiçbir şey yok. Bir türlü memleket meselesi diyoruz, vatan meselesi diyoruz. Bir daha gençlerimiz, yiğitlerimiz şehit olmasın diyoruz. E o zaman o Büyük Millet Gazi Meclisi dediğiniz yer ne işe yarıyor? Oturup hepiniz birlikte bunu konuşsanız ya nasıl tedbir alacağınızı söyleseniz ya. Niye bir araya gelemiyorsunuz? Sadece kınama bildirileri yayınlıyorsunuz. Oturun, so bu konuyu gündeme alın, açıklayın, konuşun. Savunma Bakanı mı konuşacak? Genel Kurmay Başkanı mı konuşacak? Başbak şey Cumhurbaşkanı mı? Kim konuşacak? Kim konuşacaksa konuşsun. İçişleri Bakanı mı konuşacak? Konuşsunlar, açıklasınlar. Bu harekat hangi sebeple nasıl düzenlendi? Kimler var, kimler yok? Dolayısıyla bunları yapmadıktan sonra e, gaz almak için kınıyoruz. Abdülhamid Han'da <laughs> kınıyoruz diyordu bütün işgal edilirken Mısır, Libya vesaire. Kınıyoruz, kınıyoruz. E sonra ne oldu? Bütün topraklar elimizden gitti. Sadece kınıyoruz. Kınamak da bir şey olmaz arkadaşlar. İcra makamındaysan cek Jack cak konuşamazsın, yapacaksın. Yapmıyorsan o zaman istifa edersin. Başka yapan gelir. Başka çaresi yok bu işin. Yani e, söylenecek o kadar çok şey var ki ya dün bir şey okudum. Akademisyenler Birliği diye bir birlik kurulmuş. Hem de resmi gazetede yayınlanmış. Başındaki zaten akademisyen değil. Hatta üniversiteyi bitirip bitirmediği belli değil. Liyakatsız insanlar sarmış ülkeyi. Herkes kendi çıkarına bakıyor. Kimisi cebini kimisi makamını düşünüyor. Ondan sonra memleket düzelecek diye umut etmeye kalkışıyoruz. Aslında bakın size daha önce de sizinle paylaşmıştım. Makyabelli diye bir orta çağda yaşamış düşünür vardı. Şöyle diyordu. Söz verip sözünde durmayan kral en makbul kraldır. Yalan söyleyen hükümdar en makbul hükümdardır. Prens Hatı kitabında yazıyor. Aslında bakın Allah aşkına Dünya kadar yalanlar söyleniyor. Dünya kadar söz verilip sözünde durulmuyor. Yani Machiavelli aslında hali hazırda koltukta oturanların, makam sahiplerinin veya zenginlerin diyelim o zaman ayrıca bir de asilzadelerin makamlarını korumaları için aslında bu sözü sarf etmiş. Halk için değil. Halkın kalkınması, halkın güzel bir yaşam içerisine girmesi için söylememiş. Sadece İktidarı elinde bulunduranlar için söylemiş bunu. Sadece iktidara. Peki halk ne olacak? Zavallı, evi dökülen bizim Mehmetçiklerimiz şehit oluyorlar. Birileri de başlarına dolar sarıp pingideşiyorlar. Ondan sonra da deniyor ki bu memleket iyiye gidiyor. Ahlaksızlık sarmış gitmiş. Ondan sonra güvensizlik sarmış gitmiş. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Ülkeyi sarmış bütün adına e, sığınmacı mı dersiniz, göçmen mi dersiniz, kaçak mı dersiniz, ne derseniz deyin. Hepsi gelmiş bir yere. Çöreklenmiş bu memlekete 10 milyondan fazla insan ve ondan sonra hala Türkiye Cumhuriyeti ayakta diyoruz. Ha? Kime inandıracak? Kim inanır? Saf saf. İnanalım hepimiz. Bugün birisi bana yazmış. Hoca sen önce şunun cevabını ver demiş. Bu sizin de bugün bu konuşmayı yapacağım diye. Şunu demiş. Kemalizm diye bir kitap yazmış birisi. İşte din olarak nitelendiriyor. Buna ne diyorsun? Bunun cevabını ver diyor. Ben de şunun cevabını dedim ki karşılığında Allah'ın bütün vasıflarına sahip bir liderimiz var diyen adam ona dokunmak ibadettir diyen adam hatta kendisi bile çıkıp Muğla'da 3 Mart 2014'te bizim rahmetimiz gazabımızı aşacaktır diyen adam şirke girmiyor mu? Bu ne? Bunlar neyse olduğu aynısıdır. Ne fark eder ki? Kimi kiminle ölçmeye kalkışıyorsun? Yanlışsa yanlıştır, doğruysa doğrudur. Hadi ben bunu yazdıktan sonra sözün nere olsun desin ki haklısın desin bakayım. Ama demez. Çünkü onun gayesi başka, ideolojik. Bir işin içerisine ideoloji girerse zaten akıllar durur. Dolayısıyla bunların neyi ele alacaksın? Neyi söyleyeceksin? Topluma bakın Allah aşkına. Söylenecek o kadar çok şey var ki arkadaşlar. Peki ne olacak ama? Ne yapacağız? Hepsi tamam. Hepimiz biliyoruz bunlar gözümüzün önünde cereyan ediyor. Ya adam kavga ediyor, polise saldırıyor ama serbest bırakılıyor. Adamı çarpıyor, öldürüyor ama serbest bırakılıyor. Nasıl bir hukuk sistemidir? Memnun musunuz hukuk sisteminden, Türkiye'deki adaletten? Peki Türkiye'de eğitimden memnun musunuz? Cemaatleri, tarikatleri, milli eğitime sokan zihniyetten memnun musunuz? Peki onları da bıraktım. Sağlık sisteminden memnun musunuz? En çok güvenilen. Tarımdan, hayvancılıktan memnun musunuz? Türkiye'de yürütülen. Sanayiden memnun musunuz? Hangisinden memnunsunuz arkadaşlar? Hükümet sisteminden sorgulanamayan bir hükümet sisteminden memnun musunuz? Ya adam hainlik yapsa gene sorgulayamıyorsunuz. Hele hele kendisindeyse meclisteki çoğunluk hiç sorgulayamıyorsunuz. Ne olacak? Bütün bunlar gözümüzün önünde cereyan ediyor. Aslında çözümü zor bir şey değil ki. Eğitim sistemini temel almak zorundasınız. Öncelikle her şeyden önce. Niye temel alacaksınız? Çünkü her şeyin başında eğitim gelir. Ahlaksızlığın da başında. Sanayinin de, sağlığın da. Her şeyin başında bu vardır. Yani düşünebiliyor musunuz? Sizin ülkenizde yetişen çok değerli beyinler Giderse gitsin, denebilir mi ya? Gidiyorlarsa gitsinler, denebilir mi? Niye onları ülkede tutmaya çalışmazsın? Hangi ülke yapar bunu? Giderlerse gitsin diye der mi hiçbir ülke? Kendini bilen bir ülke der mi bunu? Demesi mümkün değil. Ama bunların hepsinin geri Türkiye'ye gelmesi gerekmiyor mu? Adaletin yerine gele gelecek bir sistemin kurulması gerekmiyor mu? eğitimin en azından aracı ara e, ara yetiştiren ama bilgili kültürlü bir eğitim sisteminin gelmesi gerekmiyor mu bu ülkeye? Tarımın desteklenmesi ama öyle üç kuruş beş kuruş vererek değil. Veyahut da hayvancılığın desteklenmesi gerekmiyor mu? Dışarıya niye para veriyoruz bunlardan? Ülkemiz o kadar zengin ki bu konuda. Hukuk sistemi bir devletin olmazsa olmazı değil mi? Ta Aşık Paşa Zade'den bile söylüyor. Neşri tarihinde bile var. Osman Gazi'ye diyorlar ki efendim pazara getiren mallardan baca alınması lazım. Bu nedir ki diyor. İnsanların getirdikleri maldan para mı alınır diyor. Töredir sultanım diyor. Getirenden işte şu kadar akça, işte satandan şu kadar akça alınması lazım. Bu türedir diyorlar. Onun üzerine diyor ki töre ise pekala diyor. Olur diyor. Onun üzerine ilk kanunlar konuyor o tarihlerde töre diye bir şey vardır. Yani bu nedir biliyor musunuz? Bizim aile düzenimizdir, toplum düzenimizdir, toplumun birbiriyle bağdaşmasıdır, ilişki kurmasıdır, hoşnut olmasıdır, kimsenin kimsenin hakkını yememesidir. Aslında töre bu. Ahlaksızlık yapmamasıdır. Nereye gitti? Kültür. Bakanlığımız var değil mi? Değerli arkadaşlar, hangisini eline alırsanız alın, elinizde kalıyor. Ondan sonra birileri bana diyor ki, işte sen diyor parti kurmayı mı açıklayacaksın? İşte bölünmesin e artık diyor, milliyetçiler bilmem ne. Hangi bölünmesin diyorsunuz? Bölük pörçük olmuş. O oraya gitmiş, oraya gitmiş, götürtülmüş. Darmadağın edilmiş. Darmadağın olmuşlar. Sadece milliyetçiler değil, ülke darmadağın olmuş. Tutmuşlar batı emperyalizminin getirdiği sağcıydı, solcuydu, merkezdi. Ondan sonra Allah aşkına sağ olsan ne olur, sol olsan ne olur memlekete hayrın olmadıktan sonra. Memlekete hayrın varsa sol da olsan, sağ da olsan fark etmez. Solun memleket hakkında güzel düşündükleri millet hakkında düşündüklerini uygulamak sağ için öcü müdür veya tersi? Neyin alıp verilmediğinizi düşünüyorsunuz? Nedir alıp veremediklerimiz? Dolayısıyla mesele şu. Gerçekten bu ülkeyi seven, gerçekten bu ev, ülkenin evladı olan insanların artık o bölünmeden vazgeçip bir araya gelmesi gerekiyor. Ortak payda. Sizinle daha önce de paylaşmıştım. Vatanseverlik. Tıpkı Mustafa Kemal ve arkadaşlar gibi. Neydi? Memleket işgal edilmişti. Yani sadece işgal edildiğince İstanbul'u, İzmir'i, Antalya'yı, Adana'yı, Urfa'yı, Maraş'ı düşünmeyin. Daha önce de söyledim. Afyon'da da, Trabzon'da da, Samsun'da da her tarafta İngiliz garnizonları vardı. Eğer istek, istek bir durum söz konusu oldukları zaman, istedikleri zaman oraları işgal edebileceklerdi Mondros'a göre. Ne yaptılar? Vatansever olarak gittiler, organize oldular, düşmanı alaşağı ettiler. Attılar yurdumuzdan değil mi? Ve bize emanet ettiler bu yurdu. Kan döktüler, can verdiler ya. İşte tıpkı şimdiki şehitlerimiz gibi. Niye onlar şehit oldu? Bugün o, e, 12 şehidimiz, 13 de yaralımız var. Allah şifa versin. 12 şehidimiz var. Hepimizin yüreğine kor düştü. Ailelerin apayrı. Çocukları ayrı, ne hakkımız var? Birilerimiz gidip şurada burada eğleneceğiz. Meyhanede bilmem nerede eğleneceğiz. Onlar orada Türkiye'yi koruyacaklar. Sınırlarımızı koruyacaklar. Bu nasıl bir iştir? Eğlenceler devam edecek. Birileri senin eğlenebilmen için canını verecek. Var mı böyle bir şey? Bu nasıl anlayıştır? Bu nasıl vatanseverliktir? Bu nasıl insanlıktır? Bu nasıl aynı milletten olduğunu söyleyebilmektir. Nasıl toplum dayanışmasıdır. Ama toplumu bölmüşler zaten. Bugün bir e, e, ittifaklar haline gelmiş ülke. Şu ittifak bu ittifak. Peki ne oldu? Toplum iyice bölündü. Geçmişte partiler müstakildi. Tek tek girerlerdi seçime. Ama şimdi ne oldu? Toplumu tam tersine ikisini birbirine düşman ederler enesinde böldüler. Bir üçüncüsünü hiç saymıyorum bile. Ne olacak? Nasıl sıyrılacağız bu işin içinden? Nasıl çıkacağız? İşte bütün mesele şurada. Ya meclise bakın. Ya niye milletvekili ilkokul mezunlarından olabiliyor? Memur bile almadıklarınızdan yasama yetkisini veriyorsunuz. Yasa çıkarıyor. Kanun çıkarıyor. Ama onlar ilgilenmiyor zaten. Elini kaldır bindiriyorlar ya abi. Peki hukuk nerede kaldı? Yasama, yürütme, yargı neredeydi? Üçü birbirinden ayrı olması gerekmiyor mu? Bu demokrasi değil. Osmanlı'da bile böyle. Demokrasi olmasa da böyle olması gerekiyor. Yürütme yargıya müdahale edemez. Yani düşünün padişah hiçbir zaman bir kadıyı atamamıştır. Bir hakimi yani atamamıştır. O ilmiye teşkilatının görevidir. Hiç müdahale etmemiştir. Görevden de alamamıştır. Atamadığını bırakın. Peki orada ayrı olabiliyor da niye bizde ayrı olmuyor? Cumhurbaşkanı atıyor hakimler, savcıları veya anayasa mahkemesi üyelerini. Bir düşünün. Çünkü orada rahat oturabilmenin tek yolu bu bu cumhur yeni anayasa cumhur şeyi cum, e, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya Allah aşkına nasıl bir ucubedir ki hala herkes onaylıyor ya nasıl onaylayabilirsiniz denetlenemeyen sorgulanmayan istediği her şeyi yapabilen kanun çıkarabilen bir hükümet sistemi tek başına bir kişi imza atıyorum ben mesela öyle düşün bitti var mı böyle bir şey ya dünyanın neresinde var başkanlık sisteminde var mı Amerika'da Yok. Hangi ülkede var? Hiçbir ülkede yok. Tek başına. Padişah bile yapamıyordu bunu be. Padişah bile kanunları Divan-ı hümayından çıkıyordu. Sonra padişah imzalıyordu. Öff, yani ya Ali Yurdakul e, ittifak bölmedi diyorsun. 20 parti vardı diyorsun. 20 parçaya bölünür diyorsun. Hayır, 2 3 parçaya bölünmüyor. Tam tersine daha katılaşıyor, kemikleşiyor. O zaman partiler arasında geçiş de yapılabilirdi. Ama şimdi öyle değil. Bakın, ittifakta olan partiler bile birbirine düşman oluyor. İttifak içerisindeki partiler Allah aşkına hangi sebeple birbirlerini destekliyorlar? Hangi sebeple söyler misin? Hangi menfaat karşılığında destekliyorlar? Ülke bütünlüğü için mi? Ülke çıkarları için mi? Peki bu kadar göçmen o zaman ne güne duruyor? Çok milliyetçiyim diye partiler niye ülkeden bu göçmenlerin gönderilmesi taraftar olmuyor? Baskı yapmıyor. Söyler misin? Bölmek istiyorsan her zaman bölebilirsin. Bölmek çok zor bir şey değil. Ama bak bu millet Bölünmedi şimdiye kadar o söylediğin dönemlerde. Ne, nasıl bölünmedi? Kürt-Türk çatışması çıkarmak istediler. Olmadı. Alevi-Sünni çatışması çıkarmak istediler. Olmadı. Demek ki bölünmüyor. Ama şimdi bölünüyor. Cebini dolduranları sorgulayabilir misin? Söyle bakalım. Nerede sorgulayacaksın? Hangi mahkemede? Mahkeme kimin kontrolünde? Ya 13 tane hakim savcıların eee kurulunun 13 tane üyesi var. Bir defa 6 tanesi Cumhurbaşkanının kontrolünde. Geriye kalan 7 tanesi de meclis tarafından partilerin ağırlığına göre dağıtılıyor. Ne diyorsunuz siz? Hangi adaletten bahsediyorsunuz? Hangi hukuk devletinden bahsediyorsunuz? Bırakın silsevi meratiple seçilsinler oraya. Hakim ve savcılar gelsin. Aynı şey Anayasa Mahkemesi için geçerli. 15 üyesinden 12'sini Cumhurbaşkanı atayacak. 3 tanesi de zaten diğer şeylerden geliyor. E ne oldu şimdi? Ve Cumhurbaşkanı burası yargılayacak. Yargılaması durumu söz konusu olabilirse. Olur mu? Ne diyorsunuz buna? Hoş mu yani? Çok mu güzel? Ya Allah aşkına ya. Artık <laughs> videoları hiç izlemiyor musunuz sosyal medyada? ahlak kalmamış kardeşim. Çökmüş, tefessüh etmiş. Bitmiş. Ondan sonra almış dim bir tane FETÖ dediler. Adamları yok etmeye çalışırlar, siyasetçiler duruyor. Ama diğer taraftan başka bu sefer cemaatler memleketin, ülkenin bürokrasisine çörekleniyor. Bu mu yani? Çok mu güzel bu? Niye din olgusunu, dini alet ediyorsunuz? Siyasete bakın. Orduyu siyasete alet ederseniz, dini siyasete alet ederseniz ikisi de çöker. Dinle alakası da kalmaz, devletle de alakası kalmaz o siyasetin. Hep tarihte böyle olmuştur. Yeni mi öğreniyoruz bunu? Tarih hep bunu göstermiştir. Dolayısıyla siz ne, işte şöyle diyorsunuz, böyle diyorsunuz, yok bölünmüştü diyorsunuz. Partilerle bölünmüyor. Şimdi peki partiler ya terörle doğrudan iltisaklı olan, bağlantılı olan bir partiyi kapatmanız mümkün mü şu an? Kim çıkardı bu kanunu? Ondan sonra da bas bas işte terör işbirliği yapıyorsunuz. Zaten meclisi yönetiyor terör grupları ya. Siz ne diyorsunuz arkadaş? Bunların ortadan kaldırılmasına kim izin verdi? Kim o kanunu çıkardı? Ben mi çıkardım? Muhalefet mi çıkardı? Ha muhalefet tuttuğum için söylemiyorum. Ne fark eder ki? Muhalefette de sanki ötekine destek olmuyor gibi. Bütün politikalarıyla. Hiç fark etmiyor ki. Yazık değil mi bu memlekete? Yazık değil mi o tarihte şehit olup da bize bu ülkeyi hür olarak kazandıranlara? Bu hakkımız var mı miras yedi gibi bu ülkeye harcamaya? Evet şimdi yani ne diyeyim ki Öf. arkadaşlar bakın ben geçen e, günlerde Mardin'e gittim Diyarbakır'a gittim Musaybin, Midyat oralara da gittim oralarda çok değerli insanlarla da karşılaştım Musaybin'de gençlerle de bir araya geldim bana. İşte resim çektirmek istediler, geldiler, elime sarıldılar. Hocam şeref verdiniz diye. Sonunda öğrendim ki bunların HDP'liymiş bu gençler hem de. Ama bana dediler ki hocam siz önder olun da bizi bunlardan kurtarın. Yani bu gençler bunu söyledi biliyor musunuz? Bizi kurtarın diyorlar ya. Arkadaşlar onlar istiyor mu zannediyorsunuz oradaki insanlar bunları? Onlar da istemiyorlar. Onun için diyorum ki herkesin herkesin ortak paydası olacak bir konuda artık ortaya çıkmak gerekiyor. Bu da vatanseverlik üzerine. Yani milliyetçilik de bunun içerisinde vardır, her şey vardır. Vatansever ol yeter ki arkadaş istiyorsan Ermeni ol ama vatansever ol. Vatana ihanet etme. Bu millet imparatorluklar kurdu. Türk milleti. Ve birçok milleti, birçok inancı bir arada tutmayı başardı. 624 sene de ayakta kaldı. Diyorum ki gelin o zaman hep birlikte herkesi kucaklayalım. Yeter ki ölücü olmasın, terörist olmasın, cebini haksız hukuksuz yere doldurmasın. Tarikat ve cemaat gibi dini istismar eden bir konumda olmasın. Ama onun dışında kim olursa olsun, vatanseverse gelsin, başımız üstünde yeri olsun. Sağcı olmayalım arkadaşlar, solcu olmayalım, merkezde de olmayalım. Yani illa ki batının empoze bu kavramlarla mı hareket edeceğiz? Bir de kendimiz üretelim. Vatanseverlik bizim zaten şiarımızda var, ta ezelden beri vardır. Zaten şair boşuna mı demiş? Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım diyor değil mi? Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım yırtarım dağlar enginler sığmam taşarım değil mi? Peki niye vatansever olsak olmaz mı? Hepimiz birlikte. Hepimiz kucaklaşsak olmaz mı vatanseverler bir araya gelip? Ben şuyum ben buyum demeden bunlar yapamaz mıyız? Aslında bal gibi yaparız. Yeter ki samimi olmak lazım. Sözünde durmak lazım. Yalan söylememek lazım. Sözün neri olmak lazım. Machiavelli'nin prensiplerine uygun hareket etmememiz lazım. Cebini doldurmamak lazım. Hak ve hukuka riayet etmek lazım. Herkese sevgi göstermek lazım. Yapamaz mıyız? Avrupa istiyor diye mi insan haklarını biz gündeme getireceğiz? Hayır. Kendi insanımız için kendimizi getirebiliriz. Ya tarımımızı kalkındıramaz mıyız arkadaşlar? Şimdi artık topraksız tarım bile başladı. Niye zehirleyecek türden tarım ürünlerine destek verelim. Verelim insanlarımıza gübresini verelim. işte ilacını verelim. Mazotunu verelim. Maliyetine verelim. Destek olalım. Dışarıdan getirip onu yok etmeyelim o tarım sektörünü. Hayvancılık dersen zaten ülkemizin her tarafında meral alanları var. Kalkındıramaz mıyız bu ülkeyi? İsraptan kaçınamaz mıyız? 300 tane arabayla değil 3 tane arabayla gitsek ne olur cuma namazına? Herkesin altında bir araba olmak yerine toplu top, toplu taşımayla gitseler ne olur? Adam Avusturya'da ya ben rastladım. Metroda giderken bir baktım başbakan da orada oturuyor. Elinde gazetesi millette ara arada konuşuyorlar. E ee, ne oluyor ona? Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Erzincan valisiydi. Otluk Veli savaşları dolayısıyla İlber Ortaylı Hoca ile beraber gittik orada konuşma yapmaya. Bize dedi ki rahmetli hadi gelin dedi sizi muzur şelalelerine götüreceğim yıkanacağız dedi. Suya gireceğiz dedi. Pekala dedik. Gittik Adam <laughs> mayo varmış yanında yedek olarak, havlu varmış, her şey varmış. Girdik buz gibi suya. <laughs> Çıktık ondan sonra. Fakat burada aslında anlatmak istediğim ne biliyor musunuz? Oraya giderken yanında koruma arabacısı yoktu biliyor musunuz? Dedim ki ya dedim ne oluyor dedim Recep Bey. Bakın koruma da götürmüyorsunuz. Ya dedi ben Müslümanlık'e valisi miyim dedi. Bu ülke benim vatanım, benim ülkem, benim topraklarım. İşgal altındaki bir toprakta ben vali değilim dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ya 70 yıldır sağcılar, meside diyorsun ki 70 yıldır sağcılar ne fark eder ki solcu yönetse ne olacak. Rusya'yı da solcular, komünistler hatta yönettiler. Ya ne olacak yani? Solcu, salcı diye bir şey olur mu ya? Artık böyle bir mantıktan vazgeçin. Bu ülkeye faydalı olan her şeyi sol sağ düşünmek sizin uygulamak daha doğru değil mi? Niye sağcı ve solcu diye bölmeye kalkışıyoruz toplumu? Olması olmaz mı? Sorgu sadece olmadan olmaz mı? Böyle bir kavram olmadan hizmet edilemez mi bu ülkeye? Küçük çocuklar sevilemez mi? Büyüklere saygı duyulamaz mı? Herkes fakir zengin düşünmeden insan olarak onlara değer verilemez mi Allah aşkına? Niye verilemesin? Yani bütün mesele şu. Artık bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani sağcıymış, solcuymuş, ya komünizm çökmüş, her şey çökmüş, sağcılık kalmamış, emperyalizm sarmış her tarafı. Kök söktürüyor. Ya müttefikimiz dediğimiz Amerika'ya baksanıza ne yaptığına. Ne sağcısı, ne solcusu. E Rusya ne yapıyor? Sömürmedi mi Ort Asya'daki Türk devletlerini, cumhuriyetlerini? Şimdi Ukrayna'yla niye savaşıyor? Varşova Paktı neydi? Şimdi NATO ne için kurulmuştu? Amerika'nın boru sünnetmesi için her yerde. Yani bırakalım ya artık bu sağcılığı, solculuğu ya. Milli ruhumuz yetmez mi bize? Bu ülkeyi sevgi yetmez mi bize? İnsanlarını sevmek yetmez mi bize? Bunlarla yola çıksak ne olur? Uymaz. Niye? E birilerinin işine gelmez. Ne dışarıdakilerin işine gelir ne içeridekilerin işine gelir. Oh ne güzel yani. Devam edelim eski statikoya. Oh ne güzel. Zaten o zaman çıkmaya ortaya konuşmuyor. Bu konuşmalar yapmamıza da gerek yok. Niye konuşuyoruz ki o zaman? Yazık yani gerçekten yazık. Dolayısıyla artık şuraya geldi ya insanlar. Bu yaşımıza geldik. <laughs> ya bir gün yüzü görmeyecek miyiz Allah aşkına? Şu memleket rahat etmeyecek mi? O Çanakkale'de bak bizim ben büyük dayım Çanakkale'deydi. Katırların dışkılarındaki arpaları toplayıp yıkayıp kavurup yediklerini söylüyordu. Ayaklarında çarık yokmuş. Ölen öküzlerin derilerini soyup o e, ayaklarına geçirdikleri çaput onun üzerine bunları yemeni yaptık yapıp yaptıklarını söylüyordu ve onlar Çanakkale'de dur dediler düşmana. Ama sonra ne oldu? Çanakkale'de dur dediler. 100 bin insanımız gitti, şehit oldu. Ama ellerini, kollarını sallayarak Birinci Dünya Savaşı sonrasında geldiler, İstanbul'a oturdular. İzmir'i işgal ettiler. Antalya'yı işgal ettiler. Adana, Maraş, Urfa işgal ettiler. işgal ettiler. Ne oldu? Antep'i işgal ettiler. Ne oldu? Onlar atmak için tekrar şehit vermek zorunda kaldık. E şimdi ne olacak? Bu kadar. Ya ülkesinde savaş olmayan bir ülkenin insanlarını hala Türkiye'de tutmak ne demektir biliyor musunuz? İhanettir. 250 bin, 300 bin kişi geldiği söyleniyor Afganistan'dan. Hepsi de genç adam. Niçin geldiler? Kim getirdi? Niye sorgulanmaz? Niye mecliste bununla ilgili bir konuşma yapılmaz? Hani partiler, siyasi partiler diyorsunuz. Niye millet açıklama yapılmaz doğru düzgün? Birileri onları işte insanlıktan bahsederler, tekrar evlerine gitsin dendiğinde. Efendim siz insanlıktan anlamıyor musunuz? Çok iyi anlıyoruz ama siz onları köle gibi kullanıyorsunuz asgari ücret altında. Onlar niye söz etmiyorsunuz? Niye onları asgari ücret altında işçi olarak kullanıyorsunuz? Bu nedir? Bu insanlık insanlar mı sığıyor bu da? O zaman asgari ücret altında çalışmasına izin vermeyin onların. Sağlıklarını şunları bunları da devlet tarafından karşılamayın. Onlar da benim vatandaşım gibi olsunlar. İş yeri açıyorlar, vergi vermiyorlar. Ne olacak? Yani Allah aşkına bütün bunları göz önüne alacak olursanız değerli arkadaşlar ister istemez diyorsunuz ki hadi bakalım çözümü ne yapacaksınız? Çözüm nedir? Çözüm böyle uzaktan gazel okumakta olmuyor maalesef. Herhangi bir şekilde defos olmayan, tertemiz kalmış insanlar bir araya gelecekler ve bu bir araya gelen insanların kuracağı siyasi yapı bu ülkenin kurtuluşunun temelini atacak. Tabii ki toplum teveccüh eder de bunlara destek verirse. Destek vermezse gene işe yaramaz. Bütün bu konuşmalarımızın da bir işe anlamı yoktur. Anlamı olmayacaktır. O zaman herkes kendi kaderine boyun eğmek zorunda kalacak. Yazık olacak ama. Fakat şundan ümidim var ki bu kadar bir dünya savaşı sonrasında işgale uğramış topraklarda insanlar elindeki avucundaki kendi yiyeceklerini bile eğer o ülkeyi kurtarmak için mücadelen insanlara vermişse onlar aç kalmasın diye savaşı kazansın düşmanı yurttan atsın diye o desteği vermişse bugün de aynı desteği verecek dünya kadar Türkiye'de insan vardır. Yer alacak insan vardır burada. Gençlerimiz vardır. Kimisi yapay zeka ile uğraşır, kimisi şundan, kimisi bundan uğraşan filinta gibi gençlerimiz vardır. Zehir zemberek gençlerimiz vardır. Bunlar bu ülkeyi kurtaracaklar onlara yol açmamız gerekiyor işte. Bu yol açmak için arkadaşlarla bir parti kurma çerçevesinde anlaştık. Onun çalışmasını yapıyoruz. Dolayısıyla eğitimde ne yapacağız? Hukukta ne yapacağız? Ekonomide ne yapacağız? Sağlıkta ne yapacağız? Tarımda, hayvancılıkta ne yapacağız? Tümünü, bütün bunların hepsini parti programına koymak suretiyle samimiyetle ama ha şunu da söyleyeyim. Böyle bir oluşumla yola çıktığımızda ben eminim ki hem muhalefetin hem iktidarın tepkisini alacağımızdan hiç şüphem yok. Aynı zamanda yurt dışından da aynı tepkileri alacağız. Çünkü şükürler olsun ki hiç kimseye bağlı değiliz Allah'tan başka. Ve dinimiz siyasetin hep üstünde olacak ve asla din karıştırılmayacak siyasete. Ama kim ki dini çarpıtıyorsa, kullanıyorsa kim dini kendi çıkarlarını alet ediyorsa onunla da mücadele edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı ona göre teşkilatlandırılır. Kolaydır. Zor değil. Sorunları biliyorsanız çözümü daha kolaydır. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde hareket etmek zorundayız. Özgür siyasete gerek yok. Peki ne yapacağız? Siyaset olmadan iktidara gelmeniz mümkün mü? İktidara gelmeden bunlar yapmanız mümkün mü? Bana söyler misiniz? Yo, kimse kusura bakmasın. Şu partiye bu partiye girmek gibi bir düşüncemiz söz konusu değil bu yapım yapım içerisinde. İstiyorlarsa onlar gelirler. Çünkü onların birçok parti kuruldu. O partilerin hiçbirisi bizim kafamızdaki düşüncelerimiz içerisinde değiller. Biz bir kesime, marjinal bir kesime hitap etmiyoruz. Bütün Türk milletine hitap ediyoruz. Türkiye'de yaşayan herkese hitap ediyoruz. Bu insanların hepsinin bu işe katkısı olmalı, yeni bir heyecanla yola çıkmalı ki işe yarasın. Aksi takdirde birçok parti var. O parti geliyor, istiyor. Al sana verelim bu partiyi. İşte şu ismini değiştir. Ne istiyorsan. Hayır. Hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok. Eski siyaset üzerine hiç kimse şey yok. Eski milletvekillerinin, daha doğrusu milletvekili, şu anki milletvekillerinin hiçbirisi partiye katılmak istediği de kabul etmeyiz. Grup kurmak gibi derdimiz de yok. Doğrudan doğru iktidar olmaya hevesliyiz. Maliye seçimlerde yokuz ama genel seçimlerde inşallah üstesinden geliriz. Ha gelemiyorsak da millet kendi kaderini kendisi belirleyecektir. Buna da sözümüz yok. Ama en azından şunu yapmadık demeyiz. Kendi vicdanımızda. Yarın huzuru mahşerde de aynı şeyi yaparız. İsteyen gelsin. Hiçbir çıkar gütmeden gelsinler. Biz er olarak çıkacağız bir nefer olarak çıkacağız. Herkes nefer olarak bize katılacak. Aksi takdirde şunu olmak istiyorum diye gelmeyecek kimse. O zaman taviz vermek zorunda kalırsınız. Hiç kimseye taviz vermeyeceğiz. Hiç kimseye işbirliğine gitmeyeceğiz. Türk milletinden başka. Doğrudan doğruya. Hukuka. Yürütmenin ve yasamanın ayrı kuvvetler halinde olmasına. Parlamenter sisteme. Hepsine evet diyoruz. Onun dışında tek kişi iktidarına hayır. Asla olmayacak. Ve insanlarla beraber olacağız. Hiç kimse siyasi çıkarlarla şundan bundan bir göreve gelmeyecek. Layıksa gelecek. Muhalif olup olmaması da önemli değil. Yeter ki layık olsun. Bütün yurt dışına göçmüş beyinlerimiz Türkiye'ye gelecek geri. Gerekiyorlarsa her şeyi yapacağız. Ne istiyorlarsa vereceğiz, gene getireceğiz. Bilim şehrine gelecek hepsi. Bu ülke kendi kendiyle kalkınabilir. O güce sahiptir, o zenginlere de sahiptir. Yeter ki dürüst olmalı lazım. Dürüst olmalı, olalım. Dolayısıyla bir kişi ben yaptım da olmayacak bu. Yapacaksak hep beraber yapacağız. Tek başımıza hiçbir şey başaramayız. Beceremeyiz de. Herkes her konunun uzmanı değildir. Herkesin kendine göre uzmanlık alanı vardır. Dayanışma içinde istişareyle, Aksakallar grubuyla bu işler hallolur. Hiç endişemiz yok bu konuda. Sadece tek isteğimiz bu samimiyetle yola çık çıkan insanlara halkın destek verip vermemesidir. Bunun dışında ha para paramız da yok. Sadece bazı hali vakti yerinde olan arkadaşlarımız genel merkezi kiralayabilecek durumdalar. Bazı masrafları karşılayacak durumdalar. Milletin gönlüne başvuracağız. Partiyi kurduktan sonra. Evet diyorlarsa başımız üstündeler. Başka türlü yok. Bizim gibi insanlarda zaten para bulunmuyor. Çarp çırpmadık çünkü şükür Allah'a. anımız aktır. Şöyle böyle utanacak tarafımız da yoktur şükür. Onun için böyle bir düşünceyle yola çıkıyoruz. Destekleri olursa milletin Başımızın üstünde. Dolayısıyla böyle bir durumdayız. Şimdi bakın bir siyasi yapı muhalefetteyken başarılıyım diyorsa asla iktidar olamaz arkadaşlar. Çünkü zaten başarılıyım diyor orada. Çabasına gerek yok ki. Muhalefet başarılıyım diyemez. iktidara gelmedikten sonra. Dolayısıyla bizim birinci hedefimiz doğrudan iktidar olmak. Eğer bunu başarabilirsek zaten Türkiye'de çok şeyi değiştiririz. Ve insanlar o zaman belki anlamayanlar bile o zaman anlayacaklardır samimiyetimizi. Ama şöyle bir cümleyle bitireyim sözlerimi. Niyetlerinde samim olanlar dost doğru yoldadır diyor. Biz iyi niyetle yola çıkıyoruz. Parti ismi ve programı sonradan belirlenecek, açıklanacak. Sizlerle paylaşılacak. Ama dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi dahil olmak üzere o felsefe, Türk kültürü, bunların hiçbir tanesinden taviz vermeden bizim eski aile düzenlerimiz, misafirliklerimiz, dayanışma ruhumuz bunlara e, dayanarak bu birlik ve beraberliği inşallah sağlayacağız diye düşünüyoruz. Hayır, kimlerin isim isim veremem Ali kardeşim. Kurucular Kurulu daha tam olarak tespit edilmedi. Bir de parti ismi kur, partiyi kurduktan sonra insanları partiye davet etmek yakışık almaz diye düşünenlerdenim. Dolayısıyla parti ismi belirlenmeden parti kurulmadan e, önce kurucular kurulunu çok değerli insanların yer alacağı bir kurucular kurulunu, herkesin güven duyacağı, inanacağı, temiz olarak gördükleri insanlardan bir kurucular kurulu oluştuktan sonra sizlerle paylaşacağız. Dolayısıyla o zamana kadar o insanlara ayıp olur. Öyle bir şey yapmaya kalkışırsak. Dolayısıyla artık ben değil biz demek zorundayız. Artık biz yapacağız bunları inşallah hep beraber. Dolayısıyla böyle bir düşünce içerisindeyiz. İnşallah başka partiler daha sonra bize katılacak olurlarsa buyursunlar katılsınlar. Hiçbir şey yok. Partinin rotası tekrar ediyorum. Partinin rotası, rotası vatanseverliktir. Bu felsefeyi üzerine oturacak. Ve parti Şubat ayı sonuna kadar inşallah kurulur diye düşünüyoruz. Herhangi bir aksilik aksa çıkmazsa. Dolayısıyla böyle. E, tabii ki, hayır bizim hiçbir cemaatle, cemiyetle alakamız olmayacak arkadaş yoktur da zaten. Bakın tekrar ediyorum, hiçbir cemaat ve cemiyetle. Biz inançta sadece imanımız tamdır, Allah'a bağlıyız. Başka bir aracıya ihtiyacımız yok. Bize şah damarımızdan yakın olan Allah'a bağlıyız. Onun dışında kimse yok. Ama bunu siyasete asla e, malzeme yapmayız. Siyaset ayrıdır, inanç ayrıdır. insanlar inançları ayrıdır. Onların seviyelerini veya derecelerini sadece Cenab-ı Allah bilir. Onun için ona da biz müdahale edemeyiz. İnsanların imanı kişiye kendisine aittir. Ama bu ülkede yaşayan her vatandaşımız soy olarak nereye dayanırsa dayansın eğer bu ülkeyi seviyorsa vatan severim diyorsa bu vatan için canımı veririm, karşılıksız fedakarlıkta bulunurum diyorsa herkesin başımızın üstüne yeri vardır. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Rotamız bu. Bunun ötesinde rota yok. Açıklık rotamız. Ne var ne yok her şeyi paylaşacağız. Söz veriyorsak o sözümüzde duracağız. Onlar asla vazgeçmeyeceğiz. Yalan söylemeyeceğiz. Yalan söyleyen olursa bu parti kuracağımız partide onun bu partide yer olmayacak. Bir şey olmak için geliyorsa bu partiye kimse gelmesin. Bu partiye ben nefer olarak çıkıyorsam herkes nefer olarak çıkacak. Öteki arkadaşım nefer olarak çıkıyorsa ben de nefer olarak çıkacağım veya başkası da öyle çıkacak. Başka çık, çıkar yolu kalmadı bu işin. Ben ben diyenlerden bıktık artık. Veya tek kişinin karar verdiği siyasi düzenlerden bıktık artık. Birlikte istişare konu, e, kuruluyla, Arapçası istişare, Aksakallar grubu dayanış, kurullarıyla bu işler yürütülecektir. O şekilde hareket edeceğiz. Ha şunu da söyleyeyim. Hiç kimse, hiç kimse zannetmesin ki bir yere geldikten sonra birileri gibi işte ben neymişim demeye başlayacak derecede de cahil değiliz. Ve e, o kadar e, şunu söyleyeyim bencil de değiliz. Allah şükür o kadarını e, başarabiliriz. E, nefsimize hakim olacak nitelikte e, bir yapımız vardır şükür. Bunları hepsini halledebiliriz. Dolayısıyla mesele bundan ibarettir. Şu an için hiç kimseyle, hiçbir partiyle işbirliği içerisine girmek niyetinde de değiliz. Onu da özellikle belirteyim. Tek başımıza çıkacağız, tek başımıza siyasete gireceğiz, tek başımıza hareket edeceğiz ve ülkeyi yönetmeye aday olacağız. Tebeşçik görürsek ülkeyi az önce söylediğim ama detaylarına girmediğim çok çok önemli reformlar yapmak suretiyle yeni baştan dizayn edeceğiz bu ülkeyi ama özüne dönmüş olarak Cumhuriyet'in kuruluşunun temel felsefelerini ilke edinerek kurucularımıza ecdadımıza, bütün geçmişlerimize saygı duyarak, yani sadece Cumhuriyet değil, Cumhuriyet öncesindeki ecdadımıza dahil hepsine saygı duyarak, iyi yanlarıyla, bütün kötü yanlarıyla hiç kimseyi kötülemeden, hiç kimseyi dışlamadan hepsini e, bizim ecdad e, ve yadigarımız olarak göreceğiz. Ve böylece Allah e, yani yardımcımız olsun sizlerin destekleri olduğu takdirde, insanlarımızın destekleri olduğu takdirde bu işi hak ile yerine getireceğimize inanıyoruz. E, çünkü e, Eflatun diyor ki bir ülkenin e, aydınları eğer siyasette yer almazsa o ülkeyi cahiller yönetir diyor. Aslında aynı şey bu Osmanlı'da da şöyle cereyan etmiş. Daha önce de sizle paylaşmıştım. Düsbek diyor ki Osmanlı Devleti'nde Burada asilzade zenginliğine şuna buna bakılmaz. Zaten asilzade sınıfı yoktur diyor. E, kim diyor layıksa o göreve o getirilir diyor. İşte diyor Türklerin büyük devlet kurmalarının ve devletlerinin sınırını genişletmesinin sırrı budur diyor. Şimdi biz bunları bilenlerdeniz. Yakatsız insanlarla bir yere varamazsınız. Dayanışma olmadan, istişare yapmadan da bir yere varamazsınız. Aklınızı kullanacaksınız. Geçmişinize saygı duyacaksınız. Geleceğinize geçmişinizde aldığınız derste daha sağlam bakacaksınız. İşte o zaman bir yere varabilirsiniz. Evet, hepinize saygılar duyuyorum, sunuyorum. Ayrıca tekrardan kahraman şehitlerimize Allah'tan tekrar rahmet diliyorum. Haklarını bizlere helal etmelerini diliyorum. Bizim değil, onların bize e, haklarını helal etmesi lazım. Bütün ailelerine saygılar, sabırlar diliyorum. Bizim evlatlarımız da onlarda. Dolayısıyla ee, öyle e, işte e, bir küçük e, telinle işte kınamayla bu iş olmaz bu işin üstesinden gelecek e, çeşitli şeyler vardır yollar vardır o yollar uygulanır ve bunların hepsinin üstesinden gelir evvel Allah'ın izniyle hepinize tekrar saygılar sunuyorum tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.